Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi, senin arabayı çekiciyle Dursun abinin atölyeye indirdik. Lastikleri de değiştirdik. Ama senin arabanın anahtarı olmadığı için yürütemedik. Sen anahtarları bana ver, gidip arabayı alıp geleyim. Tamam. Sen kal, ben hallederim. Eyvallah. Fatih, gel benimle. Ali'nin arabayı dönerken sen getirsin. Hadi, hayırlı akşamlar. Tamam abi. Herkese iyi akşamlar. Senin ne işin var burada? Tabii. Nefes beni öldürmeye çalıştı. Ama gördüğünüz gibi beceremedi. Üzgünüm hayatım. Ula. Tabii. Gelin. Evinize tek başına ve silahsız gelmiş bir adamı linç edin. Size de bu yakışır zaten. Hem de ben buraya masumane duygularla... Asiye Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi sunmaya ve Tahir için de başsağlığı dilemeye gelmişken. Birazdan gelir. Kendisine söylersin. Tahir diyorum. Ona söylersin. Ne oldu, dilin kaçtı? Ha, yürü git hadi, bak belanı bizden bulma. Tahir yaşıyor mu? Yaşay. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Sen niye şaşırdın için? Sizin adınızı sevindim. Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Tahir mi o? Mustafa. Allah aşkına çıkma. Nasıl ya, çekil. Çekilmeyelim. Gözün kesilse tut kolundan fırlataydı. Sen çekil diyelim sağa. Çekilirsem ne olacak bilirim Mustafa. Ölürüm de çekin. Dedim sağa, tut kolundan fırlataydı, gücün yeter. Başka türlü çekilmem Mustafa. Çünkü ben Tahir vuruldu diye duymuştum. Allah Allah. Nereden duydun acaba? He? Her pisliğini tezgahlayan Rüstem itinden mi, yoksa Asiye yengeyi kaçıran çakallarından mı? Sahi Asiye Hanım nasıllar? Şerefsiz Rüstem. Yaptığı şey kabul edilir bir şey değil. Hem de bir avuç para için. Bütün suçu itlerine yıktın, paçayı sıyırdın ha? Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Zayıf insanların kendini avutmak için ne kadar güzel cümleleri var böyle. Ya biz onlara zayıf demeyiz. Sabırlı deriz. Tevekkül deriz. Teslimiyet deriz. Gerçi bunlar senin lügatında yoktur ama. Yok. Hiçbir zaman olmadı hocam. Nasıl ya, çekil. Kurban olayım. Asıl çekilirsem ben kurban olurum. O iti geberteceksin de ne olacak ha? Ne olacak? Ağlaya ağlaya yolunu mu gözleteceksin? Oğlumu babasını mı büyüteceksin? İzin ver. Saçının teline dokunan o it. Saçımın teline dokunan o it ne? Ne yapacaksın? Geberteceksin öyle mi? Ne yapayım Nazım? Deva kurban olduğum ne yapayım? Deva. Bırakayım yanına, kar mı kalsın ha? Mustafa gitme. Nefes. Hayatım. Yaşadığıma şaşırdın değil mi? Tahir denedi, olmadı. Sen denedin, olmadı. Avukat hanım. Nefes bugün bana geldi, eve. Ben de bu velayet davasını konuşacağız zannettim. Ama birdenbire çantasından bir silah çıkarttı ve beni vurmaya kalktı. Hem de öyle ayağımdan değil, bacağımdan değil, kolumdan falan değil. Direkt kafamdan. Öldürmeye tam teşebbüs. Böyle diyorsunuz değil mi?
Sizce ne kadar ceza alır? Şikayet etmem durumunda yani. Mustafa abi, abi ya. Mustafa, Mustafa. Oğlum. Da abi. Oğlum. Mustafa dayımın oğlu. Hadi vur Mustafa. Sıksana. Karını kaçıran Rüstem olmasına rağmen, bu ispatlı, delilli olmasına rağmen beni vur. İçeri gir. Oğlun seni ziyarete gelsin. Tel örgülerin arkasından büyüt oğlunu. Hadi vur. Vursana. Hadi. Sıksana. Sık. Mustafa hayır. Dayımın oğlu. Sakın. Sakın ha. Mustafa. Mustafa. Hadi sık. Sık. Hadi yaparsın sen. Her şey çok kolay olacak. Bak seni tutuklayacak polis burada. Savunacak avukat burada. Her şey çok basit olacak. Bir çırpıda bitecek bu iş. Hadi sıksana. Hadi. Eğer sıkarsan. Eğer sıkarsan dön bir tane de bağ sık Mustafa. Yolunu gözleyerek her gün ölmektense elinden ölmek iyidir. Seni her gün hapishane köşelerinde görüp ölüp ölüp dirilmektense elinden ölmek iyidir. Kadar duygusal. Ama sana bu şansı bir daha vermeyeceğim Mustafa. O yüzden bunu değerlendirsen iyi edersin. Hadi sık. 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 Sonra da bağ sık Mustafa. Kanım da canım da sağ helal olsun. Kocam olduğun gün... Kocam olduğun gün helal etmiştim zaten. Yine ederim. Yine ederim. Nefes. Beğendin mi yaptığını? Bak güzelim insanları birbirine düşürdün. Senin yüzünden daha oğlunu bir kez kucağına alıp koklayamamış bir baba katil olacaktı. Kardeş kardeşe kurşun sıktı. Ulan madem ilgin yok, madem her şeyi Rüstem yaptı, kardeşin kardeşe kurşun sıktığını nereden biliyorsun lan? Aman ya Rabbi, ne kadar büyük bir açık yakaladın sen. Zeki çocuk. Asiyan. Çok geçmiş olsun. Yani Rüstem'in yaptığı şey korkunç. Ama eminim en ağır şekilde cezasını çekecek. Size bunları getirdim. Neyse. Hasta ziyareti kısa olurmuş, öyle değil mi? Bana müsaade. Lütfen, lütfen rahatsız olmayın. Ben kendi yolumu bulurum. Her zaman kendi yolumu bulmuşumdur, öyle değil mi Nefes? İyi akşamlar. Alo, Nazar? Hayatım, ben de seni çok özledim bir tanem. Burnumda tütüyorsun. 5 dakikaya oradayım. Asiye Hanım'a geçmiş olsana gelmiştim de. Öpüyorum bir tane. Tekrar iyi akşamlar. Görüşmek üzere.